Sanal sunumların olduğu üçüncü oturumdayız şu anda. Bu oturum içerisinde 5 tane sunumumuz olacak. İlk sunumumuz Dilruba Topçuoğlu, Berat Utkan Menteş, Nur Aşkın, Ayşe Damla Şengül, Zeynep Kezban Turgut, Talip Akdemir, Tuna Anaktaş, Doğukan Göksu ve Okan Örsan Özener tarafından yapılacak. Sunumlarımız kayıt altına alınıyor. Emre Bey'den ben kaydı başlatmasını rica edeceğim. Evet, başlayabiliriz ilk sunumla. Improving Sales Activity Plans with Demand Sensing. Evet, merhaba. Ben sunum yapacağım. Ekranımı paylaşıyorum. Ekranımı görebiliyor musunuz? Evet, şu an görebiliyoruz. Tamamdır. Sunumuma başlıyorum. İngilizce olarak gerçekleştireceğim. İnternet kodlaması için görüntümü açmıyorum. Tabii. Hello everyone. My name is Dilruba and today I would like to present you our paper Improving Sales Activity Plans with Demand Sensing. Firstly, I would like to give information about what demand sensing is and why do we use it. Demand sensing is used to find out how much the products that make up the company's income will be demanded in the next month. I would like to explain the reason why do we use demand sensing with example. It is important that the requests are made correctly because in the retail industry, the prompt and complete delivery of the product to the consumer is a high priority for the company's reputation and financial stability. Let's assume that we have 2 points. One of them is around the schools and the other is in a less populated area. As a result of sending equal amount of products to the 2 points without making an estimated demand, it is certain that we will run out of stocks early at one point, while at the other point product remains in stock. As a result, we lose amount we can earn in one place, and in the other, we lose money due to deterioration of the product before it is purchased. And this brings us to problem. This brings us to our problem. This process, which is performed as a human driven before establishing a data driven model, causes high deviations. To prevent this, we developed a model. While we solve the problem, we use 3 different data sets. These are sales, calendar, activity, and discount data. In sales dataset, we had the number of products, the weight of the product that sold, and total endorsement of the corresponding sale throughout sales history in the monthly and annual time frames. In activity data, for one of the sales channels, we had 7 different activities, and the discount rates are applied. These activities are in and out, multi-purchase, etc. For other sales channels, we only had the discount rates. Calendar effects. This data set consisted important days within a year, such as the number of school days, the number of weekdays and weekends, holiday, lockdowns. These data covered 2016 and beyond, and the values on a monthly basis. Other important part is data process. Our data process has 5 steps. The first step of data process is data preparation. In our data, SKUs change by their rates, even they have a common history. To avoid errors to these differences, we selected the most up-to-date. The second step is outlier detection. We use 3 sigma method with coefficients of 1.5, 1.75, and 2.0 was used to detect outliers in the data. Accordingly, the value determined as the outlier and upper limit of the outlier subtracted, and the difference found distributed the rest of the series. The purpose of using this method is to prevent the concept of sellout. The third step is missing imputation. Missing observations in the data set occurred when the sales in the relevant periods were not realized. We use 3 approaches. First one is fill the missing data with linear fashion. For example, we have data set with 12 months of sales. Let there be 10 sales in January and 20 sales in June. In February, March, April, and May, sales should not take the place. It is filled as February 12th, March 14th, April 16th, and May 18th using the 20 minus 10 divided by 4 plus 1 structure. The second approach was populated by the mean of the series and assigned the missing values to the periods with missing data. The third approach was to use the average of the months of the relevant period. For example, if the data for July
2021 is missing, the average of all July months is the time in the in the series is taken. If the average of all July months is missing, the average of the series for the relevant period is taken. Among these three approaches, we choose the first approach, the linear one. In the first step, in the fourth step, we measured the relationship between variables to be used in our model. Determining the effects of the variables on each other allows us to have an idea for assignment of the variables that will bring success to the model. We calculated the correlations to see if there was a linear relationship between these variables. And the last step, we split the data into two groups after flagging the dataset. Then the quarterly sales period is split for validation. In the next step, the actual sales for the current months and the estimated sales are compared and tested. In order to get most accurate results in the demand forecasting process, we tried three different models after organizing our data. In the end, the model with the highest accuracy metric will be chosen as our final model. The first model we tried is based on time series, machine learning, and moving average. The second one is based on deep learning and moving average. The third is based on the time series and moving average, which we are currently using. While estimating the demand, the characteristic features of the series are determined according to certain rules. These rule sets are, does it have data the current year? And you can see in the presentation, does SQ have observations in 2021? Do we have more than 12 months of data? And this is the SQ has more than 12 observations. And the last question is, the last rule is the data occupancy rate at least 85%? We write this 15%. And the number of observations is greater than 36. If the series we have met the three rules listed, label as time series, you can see here. If the series does not pass the first rule, no prediction is calculated. That means out of scope. If the series does not pass the second rule, it is labeled as moving average. If the dataset rules one first and the second, but for the rule third, machine learning algorithms are used. After the installation of the model, the mean absolute percentage error values and the validation period are checked to select the most successful model. If the MAPE of an algorithm labeled as time series is greater than 13, estimation is also performed using machine learning and moving average methods, and it is MAPEs are examined. In this case, the winner algorithm with the lowest MAPE is selected for the validation period, and the estimate of that algorithm is given. Considering the result of this modeling, this method was not chosen because the accuracy provided was below the target accuracy rate. And the second solution, the second method, we used LSTM structure in this method. LSTM is an artificial neural network architecture commonly used for disappearing gradient problems while training reparative. Traditional RNN is used the field of deep learning. Unlike standard feed-forward neural networks, LSTM has feedback connection. It can handle entire data series, not just single data points. This method is often used because it is effective in classifications and estimation in solving the time series problem, because there may be unknown delays between important events in the time series. In this method, if the series has 24 months or more data, it is marked as LSTM, if not as moving average. The results are obtained, although better results are obtained with this method compared to first method, it was not sufficient. In the third method, our third solution, in the third, this missing value. Son bir dakikamız hocam. Are left without applying any imputation, and the estimation process is carried out. Only time series and moving average methods were used. Here, unlike previous approaches, it was accepted as zero while holding out. The reason for doing this is not to lose any period data while learning model. The winner model between ESM, ARIMA, ARIMAX, IDM, and ESM models in time series algorithms and the moving average will be selected. In addition, we marked the predictions as risky if the coefficient of variation is higher than 1.5. The series is not stationary. As a result of stationary test, the last observation is empty and there are less than 6 trees in total.
And the conclusions, our prediction success increased from 70% to 85%. And the waiting time and the cost of the products in stock were reduced. The number of personnel used in planning decreased and the process shortened. Thus, financial gain was achieved. This is at the end of our presentation. If you have any questions, my co-writers are here to answer. Thank you for listening to us. Have a nice day. Teşekkür ediyoruz tüm hocalarımıza ve sunum yapan hocamıza. Şimdi ikinci sunum için Bahadır Arabalı ve Kemal Fidanboylu Fusion Based Hybrid Fog Removal isimli bildirilerini sunacaklar. Merhaba, ismim Bahadır Arabalı. Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Çalışmamızı Profesör Doktor Kemal Fidanboylu ile beraber yürüttük. Kendisi de şu an burada. Ekranı paylaştıktan sonra sunuma başlayacağım. Gözüküyor musun? Evet, gözüküyor hocam. Peki, teşekkür ederim. Füzyon tabanlı hibrit sis giderme. Bahadır Arabalı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisiyim. İçindekiler kısmına bir baktığımızda giriş ilk önce sisle ilgili genel bilgileri vereceğim. Daha sonra sis kaldırmada kullanılan fiziksel sis modelini anlatmaya çalışacağım. Devamında Dark Channel Prior algoritması, ekspozisyon çözüm ve sis kaldırma algoritması ve devamında önerdiğimiz yöntem, yaklaşımı ve yapmış olduğumuz çalışmanın simülasyon sonuçlarını göstereceğim. Dünyamızda yakalanan görüntüler hava şartlarına göre atmosfer içinde yoğunlaşan ve su damlacıklarını ve farklı küçük parçacıklar içinde bulunduran ve sis olarak adlandırılan hava olayı nedeniyle detay ve bilgi kaybı yaşayabilir. Sisli hava şartlarında sisin yoğunluğuna göre görüş mesafesi 1 ila 5 km'ye kadar düşebilmektedir. İmge içindeki ilgi alanlarının yaşamış olduğu bu bozulmalar imgenin bilgisayarla görü uygulamalarında sağlıklı bir şekilde kullanılmasını engelleyebilir. Bu istenmeyen bozulmaların düzeltilmesi ve ilgi alanlarının iyileştirilmesi işlemi sis kaldırma dehaze olarak adlandırılır literatürde. İmge içindeki bozulmalar sahnenin derinliği arttıkça sis nedeniyle artacağından sisin doğru bir biçimde kaldırılması için derinlik bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı kameralar veya sensörler ile derinlik bilgisi hesaplanabilir ancak bu sis kaldırma işleminin kullanılabilirliğini azaltır. Derinlik bilgisi tek imgeli sis kaldırma algoritmalarında öncül bilgiler kullanılarak elde edilebilir. Sis kaldırma işlemi farklı yaklaşımlarla gerçekleştirilebilir. Filtre tabanlı, derin öğrenme, renk düzeltme tabanlı algoritmalarla gerçekleştirilebilir. Görselde Dark Channel Prior algoritması uygulaması var sis kaldırma ile ilgili. Sisin kaldırıldığı sağ tarafta gösteriliyor. Sol tarafta da sisli imgemiz var. Sis kaldırma algoritmanında en çok kullanılan ve kabul gören imge içinde sis nedeniyle oluşan bozulmayı temsil eden fiziksel Cauchy-Müller sis modelidir. Bu model denklem 1'de gösterildiği gibi temsil edilmektedir. Denklem 1'de IFX sis içeren bozulmuş imgeyi ICX sis içermeyen imgeyi A atmosferik ışığı ve TX iletim haritasını temsil etmektedir. Denklem 1'de A1-TX terimi air-like bozulmasını temsil ederken doğrudan zayıflama kontrast bozulmalarını air-like ise renk bozulmalarından sorumlu. Transmisyon haritası TX imgeyi yakalayan sensöre gelen ışık miktarı olarak da açıklanabilir ve bu derinlik ile ters orantılıdır. Buradan yola çıkılarak Dark Channel Prior algoritmasında olduğu gibi öncü bilgiler ışığında TX tahmin edilebilir ve sis kaldırma işlemi gerçekleştirebilir. Sağ tarafta gözüken imgemizde fiziksel sis modelinin görselleştirilmiş hali bulunuyor. Dark Channel Prior algoritması öncül bilgiye transmisyon haritası çıkarımı yapan filtre tabanlı sis kaldırma algoritmasıdır. Algoritma sis içermeyen dış sahne imgelerini renk kanallarında çok düşük piksel yoğunluğu değerleri görüldüğü gözlemine dayanmaktadır. Bu bilgi ışığında algoritma transmisyon haritasını tahmin eder ve sis kaldırma işlemini gerçekleştirir. Algoritma denklem 2'de gözüktüğü gibidir. Denklem 2'nin denklem 1 içinde kullanılması fiziksel sis modeli denklemin içinde kullanılması ile elde edilen transmisyon haritası denklem 3'te gösterilmektedir. Algoritma transmisyon haritasını elde ettikten sonra sis kaldırma işleminin başarımını arttırmak ve işlem sonrasında imge içinde oluşabilecek yapay bozulmaları ve halo etkisini kaldırmak amacıyla transmisyon haritası soft mapping yöntemiyle iyileştirmektedir. DCP algoritması zaman içinde araştırmacılar tarafından farklı şekilde geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Anizotropik difüzyon kullanılarak geliştirilen algoritmada imge içindeki yapısal düzen korunmak amaçlanırken GIF ve BGIF algoritmanında ise imge içindeki yapay bozulmanın önüne geçirmek istenmiştir. Pozlama imge içinde yakalayan kameranın imgeyi yakalarken sensörüne yakalanacak ışığın miktarıdır. Sahnenin düzenine ve ışık kaynağına göre yakalanacak sahneler içinde farklı alanların farklı pozlama ihtiyacı olabilmektedir. Bunun sebebi kameraya gelen ışığın yüksek dinamik aralıkta olmasıdır.
kameranın yakalayabileceği en parlak ve en karanlık yoğunluk değerleri dinamik aralık olarak adlandırılır. Profesyonel olmayan kamera genellikle düşük dinamik aralıktan sahip olur. Bu durumda eğer yakalanan sahnede ışık kaynağı yüksek dinamik aralıkta ışık yansıtıyorsa kısa pozlama durumunda yüksek parlaklık aralığına sahip olur. Olan alanlar iyi pozlanırken karanlık alanlarda düşük pozlama olur ve detaylar kayıp olur. Tam tersi durumda ise yüksek pozlama aralığında karanlık alanlar iyi pozlanırken parlak alanlar aşırı pozlama durumunda yakalanır. Bu sorunun görüntü işlemeli yöntemiyle farklı çözüm yolları bulunmaktadır. Burada farklı pozlama seviyeleri gözüküyor. Düşük pozlanan ince, aşırı pozlanan ince, orijinal inceniz. Bu görüntü işleme tekniklerinden bir tanesi olan exposure fusion, pozlama füzyonu aynı sahnenin farklı pozlama ve ışık aralığı durumlarında yakalanan incelerin füzyonlanması ile optimum ince kalitesini yakalamaya çalışır. Sahnenin ışık kaynağı sabit olduğu durumlarda ise yakalanan ince dijital ortamda kontrast değişimleri ile pozlama yapay bir şekilde değiştirilir ve bu imgenin füzyonlanması ile sonuçlandırılır. Algoritma denklem 4'te gösterildiği gibidir. Amaç en iyi VK ağırlığını bulmaktır. Denklem 4'te K farklı şekilde pozlanmış imgelerin EKX'in sayısı JX elde edilmek istenen en iyi pozlanmış imge ve VK ise optimal ağırlık değerleridir. Bu şekilde Exposure Fusion algoritması en uygun pozlanmış imgeyi oluşturmaktadır. Araştırmacılar en uygun VK ağırlığını bulmak için bulmak ve imge birleştirmesinde oluşabilen yapay kanıtlar vermek amacıyla Laplace parametre kullanmışlardır. Füzyon işlemi VK ağırlıklarıyla gerçekleştirilmesi için öncelikle her bir ağırlık haritası Gauss piramidi oluşturulur. Bu piramit denklem 5'te gösterildiği gibidir. Denklem 5'teki DS2 ifadesi imgeyi Gauss kendiliğiyle saran bir operatördür ve imgeyi boyutunun yarısına alt örneklemektedir. Bu işlem en defa gerçekleştirilme sonucunda boyut olarak daha küçük ve daha yumuşak imgeler elde edilmektedir. Bu işlemlerden sonra ise EK için bir Laplace piramidi oluşturulur ve bu işlem denklem 6'da gösterildiği gibi gerçekleştirilir. Denklem 8'de US2 operatörü imgenin yukarıda örnekleme ile boyutun iki katı arttırılmasını simgeler. Orijinal imgenin frekansı LKX ise iyi ölçeğinde çok ölçekli kombinasyon LKX ise K piramidinin her bir seviyesindeki her bir imgenin kombinasyonu ve yukarı örneklenen imgeler ile bir araya getirilmesiyle elde edilmektedir. Orijinal imgenin boyutlarının en olduğu kabul edilirse füzyon işlemi göstereceğim diyagramdaki gibi olmaktadır. Exposure Fusion algoritmasının füzyonlama diyagramı bu şekilde. Aşağıdaki formülümüzde Exposure Fusion algoritmasının denklemi. Pozlama füzyonu ile sis kaldırma işlemi 2018 yılında Galdran tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sis içeren imgenin yapay olarak farklı seviyelerde düşük pozlama durumuna getirilmesi ve bu imgelerin Exposure Fusion algoritması ile birleştirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sisin imge üzerinde oluşturduğu aşırı pozlama durumunda kayıp olan detayları geri kazanmak ve bu yaklaşımla sisin imge içinden kaldırılmasını hedeflemektedir. Algoritma yapay pozlama değişimlerinde yerel ağırlıklar kullanarak sis imge içinde bulunan iyi pozlanmış alanları pozlama durumuna geçirmez ve detay kaybını önler. Önerdiğimiz yöntem yaklaşım bu araştırmada önerdiğimiz yöntem AMF sis kaldırma algoritmasının füzyon bölümünde kullanılan Exposure Fusion algoritması ile Dark Channel Flow algoritmasının beraber kullanılmasıdır. Görüldüğü üzere imge içinde yakalanan sis sahneyi aşırı pozlanma durumuna doğru götürmektedir. Exposure Fusion algoritması ile sisli imge içinde bu durumun etkileri azalttıktan sonra DCP algoritması uygulanması ile sis kaldırma işlemi gerçekleştirilmesi halinde sonuçlar iyileştirilmektedir. İlk olarak sisli imge yapay düşük pozlanmış örnekleriyle Exposure Fusion algoritmasına alınmaktadır. Daha sonra DCP algoritması ile transmisyon açısı tahmini gerçekleştirilip sis kaldırma işlemi gerçekleştirilir. Füzyon işlemi denklem 1'de gösterildiği gibi gerçekleştirilmiştir. Sis kaldırma işlemi ise denklem 3'de temsil edildiği gibi tahmin edilen TX transmisyon açısının denklem 1'de kullanılması ile elde edilmektedir. Gerçekleştirilen bu işlemde amaçlanan pozlamanın iyileştirilmesi ile DCP sis kaldırma algoritmasına elde edilecek sonuçların iyileştirilmesidir. Son 2 dakikamız Bahadır Hocam. Peki teşekkür ederim. Simülasyon OAS veri tabanından aldığımız imgelerle gerçekleştirildi. 45 adet imge içinden 3 adet imge seçtik. Bunları ilk önce DCP algoritmasından geçirdik. Sonuçlarını aldık. Sonra kendi önerdiğimiz yöntemle uygulamamızın sonuçlarını aldık ve karşılaştırdık. Yapılan uygulamada PSNR, SSIM ve BRISC metriklerinde performans ölçümü gerçekleştirdik. PSNR referans istemeyen metriklerden biri. Sinyalin görüntüye olan pik değerini gösteriyor. Değer ne kadar büyükse o kadar bizim için başarım iyi. SSIM Structural Similarity Index olarak geçiyor. Değer 1'e yaklaştıkça sis kaldırma işleminin başarımı artıyor. BRISC ise referans istemiyor. 2012 yılında geliştirilmiş bir algoritma. Sıfıra yaklaştıkça detay kaybı azalacağından sis kaldırma işlemi daha başarılı olduğu kabul ediliyor. Bunlar seçtiğimiz imgeler. Aşağıdaki de Ground Truth imgelerimiz. Veri tabanından aldığımız. Bunlar bu şekilde 3 tane imge seçtik. Daha sonra 3 farklı imge öncelikle yapı olarak pozlanması değiştirilmiş durumlarla Exposure Fusion algoritmasında işleniyor. Daha sonra DCP algoritmasıyla sis kaldırma işlemi uygulanıyor. Önerdiğimiz yöntemin sonuçlarını da
şekilde gözüktüğü gibi. Sonuçların DCP algoritmasının çıktılarıyla karşılaştırılması için ise bu görsellerde gösteriliyor. Özellikle MG1 içinde ağaç çevresinde oluşan halo etkisi gözle görülür şekilde iyileştirilmiş ve yok edilmiş gözüküyor. Tablo 1'de DCP algoritması ve uygulanan yaklaşım metrik ölçüm değerleri veriliyor. Bu şekilde değerlerimizi de tablo 1'den görüldüğü gibi uygulanan yaklaşım MG1 için PSNR ve SSM metriklerinde DCP algoritmasına göre çok daha iyi sonuçlar verdi. MG2 ve MG3 örneğinde ise uygulanan yaklaşım tüm metrik skorlarında DCP algoritmasına göre daha iyi sonuçlar veriyor. MG3 örneğinde DCP algoritması Airlight Timing'in yanlış yaptığından ötürü iki resimin üstünde de kararmalar mevcut. MG1 ve MG2 örneklerinde ise tablo 3'te uygulama sonuçlarından görebileceği gibi yapay bozulmalar ve halo etkisi uygulanan yaklaşım sonuçlarında azalmış şekilde gözüküyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorularınız, onları cevaplamak isterim. Çok teşekkür ederiz Bahadır Arabalı ve Kemal Fidanboylu hocalarımıza. Şimdi üçüncü sunumumuz Burcu Koca ve Fulya Gökalp Yavuz ile devam edeceğiz. Cross Country Analysis of the Mathematical Achievement Scores with Times Data. Evet, şu an duyabiliyor musunuz hocam beni? Evet, duyuyoruz. Ekranda da bir sıkıntı yok sanıyorum. Yok, hayır. Tamam, teşekkür ederim. Başlıyorum o zaman. Good afternoon, dear participants. This is Burcu from Middle East Technical University. And this study, Cross-Country Analysis of the Mathematical Achievement Scores with Teams Data, is a joint work with my advisor, Fulya Gökalp Yavuz. We know that the importance of education is quite large. According to the World Bank, education is one of the strongest instruments for reducing poverty and improving health, gender equality, peace, and stability. To improve these contents, the tracking and the analysis of educational achievement are also crucial. While doing such research, our motivation is to see the factors that affect educational achievement considering country difference. Due to variation between and within observations, we cannot use classical linear model. Therefore, we prefer to use linear mixed model. And I will start with the explanation of the TIMSS data and country selection criteria. Then I will mention about the general idea of linear mixed model, then implementations and findings. At the end, I will give a brief conclusion. Let's start with the TIMSS data. TIMSS means the Trends in International Mathematics and Science Study. It is organized by the International Association for the Evaluation of Educational Achievement. The main purpose of the organization is to provide participating countries with internationally comparable data on the performance and attitudes of students in mathematics and science. The tests are implemented to 4th and 8th grade students, and the data set includes 5 possible values. According to the literature, we may use the average value of such 5 possible values as a response variable. In our case, we have the observations from Turkey, England, and South Africa, mathematics and fourth grade students in 2019. We have the 33 variables from student data sets, and the data is a cluster data. Now I will mention about the country selection criteria, and we choose the countries which are England, Turkey, and South Africa. The reason why we choose such countries are that firstly, having countries in the most successful 10 and the least successful 10. And secondly, including a developed country and a developing country. Finally, they tested the same grade as Turkey, which is grade 5. And as I said before, the data set is a cluster data and it has 3 levels. And however, each school includes 1 class. So we ignore the class level. Therefore, we take the class effect into account under the school effect for all countries. Let's have a look at the box plots for each country. The x-axis represents the school IDs for England, South Africa, and Turkey, and the y-axis represents the math scores. The lines are at the mean value for each case. And it is obvious that there is a high fluctuation between
schools for each country. So we cannot, actually, this is the reason why we cannot use classical approach. So we need to use the linear mixed model. And now I will mention about the general idea of linear mixed model. It is first used in animal breeding studies, and it is described by Laird and Weir. And the LMM is applied to repeated measurements and or cluster data. As I said before, our case is clustered, and it enables us to analyze of between and within individual variation. Please look at the general formula of the linear mixed model. This is a response variable. This is a fixed effect, and this one is a random effect. And EI is our error term, which is also random. UI and the EI are also normally distributed with zero mean, and YII is also normally distributed. Before the modeling part, we apply some rule, some methods, some techniques. For example, or like factor analysis, you can see the columns or variables that we apply factor analysis, and this is the table 2 includes the loadings of this factor analysis, and the variables from 2a to 2i are getting around the factor 1, and the other ones are getting around or centered around the factor 2. Factor 1 is named as emotional factor, and factor 2 is called as mathematical tendency factor. Please look at the figure 2 here, and this is a correlation plot for factor analysis variables. No one is greater than 0.5, so there is no correlation problem. And we also have the socioeconomic scores while competing or obtaining success value. We use such variables here. And now I will mention about the analysis paths. We apply two different paths here. The initial model is random intercept for schools. And the, according to the schema 1, we have the model with fixed effects with random intercept for schools within country at the end. According to the schema 2, we have the model with fixed effects, including country with significant interactions and random intercepts for schools at the end as a final model. And the table 4 includes all the details about the models, models variables. And now in this slide, you see the two outputs, or two final outputs, actually. This one is path 1 final model. And you cannot see the country effect here, or country country effect as a variable, because in this one we take it into account as a random effect. It is considered as random effect, country effect. And however, and also for this case, we generalize this model for any countries. Because the reason I said, and for the this model, and we can just use this model for Turkey, England, and South Africa, because these variables or these country effects are considered here as a variable. And for both cases, mathematical tendency factor is it has the very important value for factor on the achievement. Bir dakikamız Burcu hocam. Tabii hocam. For both two cases, we have two different models, linear mixed model, and now you see the residuals obtained from LMM. And the residues should be around zero, and we can understand our model is working well. Now I will give a brief conclusion. According to the path 1, gender, number of books, born species, emotional factor, mathematical tendency factor, and SAS are statistics
statistically significant, and according to the PAT 2, all covariates and interactions between country effect and covariates except CESS are statistically significant, and the students in England get higher grades than the students in other countries. Mathematical tendency and emotional factor are the most important ones. Considering the evaluation metrics, the linear mixed model is a useful tool for case. And we are planning to extend country comparison model with other variables. And also we are planning to extend this analysis using a new coming data set, which is as TIMSS 2023. These are our reference lists. And thank you for your attention. If you have any question, we would like to answer. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Bir sonraki sunumumuz Miray Budeyri Çağırgan ve Erkan Sarıkaya, Process Mining Advantages and Use Cases isimli bildiriyi sunacaklar. Merhaba hocam, ekranım ve sesimde bir problem var mı? Evet, yok hayır, hiçbir sıkıntı yok. Sunumu Türkçe'de İngilizce yapman fark ediyor mu acaba? Bana herhangi bir bilgi verilmedi, herhalde bir problem tamam. Olmayacaktır. Teşekkür ederim. Ben o zaman başlayayım. Ben Miray Büdeyri Çağırgan. Doğuş Teknoloji'de Intelligent Automation Expert olarak çalışıyorum. Bugünkü konuşmamda Process Mining Advantages and Use Cases adlı çalışmamızı sunacağım. Çalışmamızda çok değerli katkıları olan Erkan Hocam'ın da desteğiyle çalışmayı gerçekleştirdim. Detaylara girmeden önce ben aslında sunumumun içeriğinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak bu çalışmayı yapmamızdaki motivasyonundan çok kısa bahsedeceğim. Daha sonra process mining teknolojisi hakkında bilgi vereceğim. Sonrasında process mining teknolojisiyle yapılabilecek analizler hakkında bilgi vermek için bir vaka çalışmamın üzerinden geçeceğim. Ve son olarak da process mining'in avantajları ve zorlukları hakkında özet bir bilgi verip sunumumu tamamlamayı amaçlıyorum. Teknoloji oldukça hızlı bir şekilde gelişiyor ve buna bağlı olarak da dijital dönüşüm çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Ve bu da şirketler arasında rekabet seviyesini arttırmaktadır. Şirketler ürünlerini ve servislerini farklılaştırabilmek için dijital transformasyona çok önem vermektedirler. Bu şekilde pazarda rekabet avantajı sağlayabilmeyi amaçlamaktadırlar. Bununla birlikte dijital dönüşme nereden başlayacaklarına karar vermek şirketler için çok kolay bir konu değil. McKinsey'nin raporlarına göre dijital dönüşüm oranı %70, başarısızlık oranı %70'tir. Biz dijital dönüşüm yolculuğunda bu konuda çok önemli bir metodoloji olan People Process Technology dediğimiz PPT metodolojisinin değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz. Bu teknoloji temel olarak aslında insan, süreç ve teknoloji elementlerinin birbirleriyle olan dengesini anlatmaktadır. Herhangi birisindeki en ufak bir sapma ya da kayma diğer ikisinde dengeyi sağlamak için o sapmaya da kaymaya cevap vermesi gerektiğini anlatır aslında temel olarak. Bu modelde insanlar süreci gerçekleştiren, teknoloji yardımıyla süreci gerçekleştiren kişilerdir. Süreç, şirketin amaçlarını başarıya ulaştırabilecek aksiyonlar veya görevler olarak düşünülebilir. Teknoloji de aslında süreçlerin otomatize edilmesinde yardım ediyor. Şirketler süreçlerini otomatize edebilmek için öncelikli olarak kural bazlı tekrar eden, insanlar tarafından yapılan süreçlerini otomasyonuna başladılar ve bu otomasyonda robotik süreç otomasyonu ve diğer bir deyişle RPA dediğimiz teknoloji kullanılmaktadır. Fakat bu teknoloji kullanılırken süreçlerinin hangi adımlarını neresine otomatize etmeliler, nereden başlamalılar gibi sorularda RPA'dan daha fazla verim alabilmek için aslında yan teknolojilerden de faydalanmaları gerektiğinin farkına vardılar. Ve Gartner'ın analiz raporlarına göre de önümüzdeki 2 yıl içerisinde RPA'nin büyümesine RPA'den elde edilen değerin artmasını sağlayacak olan teknolojilerden bir tanesi de process mining, yani süreç madenciliği ile entegrasyon olarak belirtilmiştir. Bu nedenle biz şirketlerin bu ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmamızda süreç madenciliğini inceledik. Süreç madenciliği Gartner'ın tanımına göre bilgi sistemlerinden alınan olay kayıtlarının üzerine veri madenciliği algoritmalarıyla çalıştırılarak aslında sürecin keşfinin yapılması, monitörün bakımının yapılması ve sürecin iyileştirilmesi olarak tanımlanan bir tekniktir. Soldaki resimde de göreceğiniz üzere aslında bu biraz resimlendirmek istedim. Bilgi sistemlerinden alınan data, event log dediğimiz olay kayıtları
kayıtları üzerinde veri madenciliği algoritma yaparak aslında görselleştirmek sürecin keşfinin yapılması tekniği. Van der Waals ve arkadaşlarının çalıştığı Process Mining Manifestosu çalışmasına göre Process Mining tipleri 3 çeşit bir tekniği vardır. Bunlardan birincisi Discovery dediğimiz keşif tekniği. Burada olay kayıtlarına bağlı olarak aslında süreç işler tanımlanarak ve sürecin modelinin çizildiği tekniktir. İkinci teknik conformance checking dediğimiz uyum kontrolü tekniğidir. Bu teknikte de olay kayıtları ve sürecin çizilen modeli aslında karşılaştırılarak bu sürecin standartlara uyumluluğu, değişkenliğinin kontrol edildiği tekniktir. Son teknik de sürecin aslında enhancement dediğimiz iyileştirilme tekniği. Burada da event loglar ve modeller aslında baz alınarak sürecin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu nasıl yapılıyor? Örneğin süreçteki faaliyet sırası dikkate alınarak tüm olası sürecin gerçekleştirdiği yollar çıkarılabiliyor. Sürecin adımların başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak süreçte yer alan darboğazların problemlerinin tespiti yapılabiliyor. Aynı zamanda o süreçte adımları gerçekleştirecek olan roller, birimler de incelenebilir. Bunlar da birbirleriyle olan ilişkileri ve sınıflandırması yapılabiliyor. Süreç madenciliği teknolojisiyle aslında bizim cevabını bulduğumuz soruları 4 ana başlıkta toparlayabiliriz. Bunlardan bir ilki ana performans göstergeleri dediğimiz KPI'ler. Yani şirketin o süreçteki başarıya ulaşması için ana performans göstergeleri nelerdir? Bunlar nasıl değerlendirmeli, izlenmeli ve geliştirilebilmeli sorularının cevabını bu analizlerle bulabiliyoruz. Aynı zamanda süreçteki darboğazlar nerelerde vardır? İnsanlar en çok hangi adımlarda zaman harcıyor? Biz hangi adımları daha detaylı incelemeliyiz sorularının cevabını bulabiliyoruz. Bununla birlikte insanlar süreçlerde en çok nerede hata yapılıyorlar? Süreçte standartlara uymayan adımlar var mı? Süreçte hatalar, eksik bilgi eksikliği gibi döngüye girmiş adımlar var mı gibi soruların cevaplarını bulabiliyoruz. Buna ek olarak biz bu süreçte ana performans göstergelerini otomatize etmek için hangi fırsatlardan yararlanabilmeliyiz? İşte sürece bir robot eklesek bir fark yaratır mı? Ya da bir yapay zeka öneri sistemi eklesek nasıl bir faydası olur gibi soruların cevaplarını bulabiliyoruz. Çalışmamızdaki vaka çalışmamızda aslında biz bir sürecin proses madenciliğindeki yolculuğu ve bu sürecin nasıl analiz edildiğini göstermek istedik. Bunun için de faturalama süreci üzerinde çalıştık. Süreç hakkında temel bilgileri verecek olursak aslında sistemimiz bir şirketin ERP sisteminden data alındı ve bir yıllık bir datayı içeriyor. Bu datada event dediğimiz her bir kayıt sayısı 133.452'dir ve süreci analiz ederken IBM Process Mining Tool'unu kullandık. Amacımız süreçteki darboğazları bulmak, verimsizlikleri bulmak ve potansiyel iyileştirme alanlarını tespit etmektir. Sol taraftaki ekranda gördüğünüz olay kayıtları, yani event log dediğimiz olay kayıtlarının bir kesitidir. Bu analizi yapabilmek için bizden 3 tane zorunlu alan istiyor aslında tool'umuz. Bu nedir? Birincisi Case ID. Event'i tanımlayacak olan bir ID bilgisi, aktivite adı ve o eventin ne zaman gerçekleştiğine ait bir zaman bilgisidir. Bunun dışında verilecek olan kullanıcı, takım gibi veriler analizi zenginleştirip geleceğe dair öngörülerin daha iyi yapılmasını sağlayabilmektedir. Prosesimizin, yani sürecimizin ana map'i aslında 5 tane adımdan oluşuyor genel teoride. Bunlar faturanın alınması, işlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve ödenmesi. Ama olay kayıtlarına göre proses mining edildiğinde aslında burada gördüğünüz üzere daha farklı, daha fazla adımlar almaktadır. Bu da aslında sürecin gerçekte teoriye göre nasıl farklılaştığını bize göstermektedir. Süreç madenciliği tekniğiyle... Son bir dakikamız hocam. Teşekkür ederim. Kaç farklı yolda gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu sürenin ne kadar sürede adımların gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu da bize aslında problemlerin, darboğazların, RPA gibi teknolojilerle otomatize edecek alanlar hakkında fikir vermektedir. Aynı zamanda az önce belirttiğim üzere süreç madenciliğinde biz eğer kullanıcılarımızın kaynak yönetimini, hangi kullanıcının ne tür işleri yaptığını, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini bize sunabilmektedir. IBM Process Mining Tool'u bize aynı zamanda
zamanda olay kayıtlarına göre BPMN modelini de çıkarmaktadır. Bu da BPM tool'larıyla entegrasyonu oldukça kolaylaştırmaktadır. Buradaki model herhangi bir BPM tool'unu kullanarak süreç otomasyonu gerçekleştirilebilir. Son olarak ben konuşmama process mining'in avantajları ve zorluklarını söyleyerek bitirmek istiyorum. Avantajlarını 4 ana başlıkta toparlayabiliriz. Bunlardan ilki analizlerdeki insan hatasını minimize etmektedir. İkincisi süreçlerdeki problemleri, darboğazları, verimsizliklere sapmaları bulmaktadır. Üçüncüsü sürecin standartlara olan uyumunu kontrol edebilmektedir. Ve son olarak RPA teknolojisiyle otomatize edilecek alanları hakkında bize bilgi vermektedir. Challenge'lar, zorluklar olarak da 4 ana başlıkta yine toparlayabiliriz. En büyük zorluk veri kalitesidir. Süreç madenciliği veri üzerinde çalıştığı için verinin kaliteli olması oldukça önemlidir ve veri farklı sistemlere dağıldığı durumda kalitesinin sağlamakta zorludur. Buna bağlı olarak kapsam kaymaları da yaşanabiliyor analiz esnasında. Aynı zamanda datanın hazırlanması, özellikle data farklı sistemlere dağıtıldıysa, oldukça zaman almaktadır. Ve süreç madenciliği süreçlerdeki darboğazları, verimsizlikleri, işte gelecek davranışlar hakkında fikir veriyor, bizi analiz etmemizi sağlıyor, ancak bunlara çözüm sunmamaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi son sunumumuz Special Temporal Analysis of Istanbul Air Pollution During the Pandemic Using Google Earth Engine and Google Community Mobility Reports. Gülsüm Çiğdem Çavdaroğlu ve Ahmet Okan Arık. Ben ekranımı paylaşıyorum. Yes, dear participants, we have analyzed the Istanbul air pollution data during the pandemic. We have used Google Earth Engine and Google Community Mobility Reports. We have analyzed this data together with my graduate student, Ahmet Okan Arık. He is also here right now. And this is Çiğdem Çavdaroğlu from Işık University, and he's from Istanbul University. So as we know, the pandemic has affected people's daily life and also the environmental characteristics. And we have seen drastic change due to the COVID-19 pandemic. And to control the pandemic, actually, we know all governments, all countries have implemented particular policies for their countries, and they imposed restrictions. And all of these restrictions, as we know, they affected our daily life. So these restrictions are lockdowns, full lockdowns or partial lockdowns, cessation of workplace activities, and closure of restaurants and shopping centers, and etc. And also the traffic index has decreased in many countries and cities depending on these restrictions. And this graphic has provided by TomTom. It's a very big mapping company, you know. So what about air quality? We have analyzed the air quality in the study. So the air pollutants are carbon monoxide and ozone, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and particulate matters such as PM 2.5 and PM 10. And we have we will investigate the change in the concentrations of these pollutants listed here. And our aim is to determine the air quality using remote sensing satellite imagery. Then after this analysis, we have associated the independent variables. So these are associated with the COVID-19 pandemic. We define these independent variables. And also we have analyzed the relationships between the pollutant concentration change and these parameters. So our full article will be presented, will be published in the data science journal. So here it's not possible to explain the results, so I will explain the expected results because of that, but you can find the full article in the journal. So this is the study area, Istanbul, as we know. Actually, all of the countries has seen a great reduction in the traffic congestion, but in Istanbul, actually, it's not possible to observe this congestion decreasing. We think that Istanbul may produce different results compared to the similar studies in the literature.
So these are the data sets we have used in this study. We have analyzed the daily satellite image data of Sentinel-5P. It is provided by the Google Earth Engine. And also we have used Istanbul air quality data provided by Istanbul Metropolitan Municipality. Also we have used Istanbul traffic index data and the data deaths in Istanbul and the Google Community Mobility Reports provided by Google and the fuel prices and the stringency index data. So this index records the strictness of the lockdown style policies provided by the governments. And also we have included two logical attributes regarding the COVID-19 restrictions and in-class education. So the most interesting material in the study is the Google Community Mobility Reports. So it shows the these reports show the how the communities are moving around differently due to the COVID-19 pandemic. And using these reports, it's possible to explain how visits to places such as grocery stores and parks are changing compared to a baseline in specific regions. And this baseline has been defined by Google. So the places included in these reports are grocery, pharmacies, parks, transit stations, retail, recreation, and residential and the workplaces. You can find the details in the Google Community Mobility website. So first, we will apply two steps to detect the change in pollutant concentrations due to the pandemic. First, we will visualize the pollutant concentrations using remote sensing methodologies, and we have analyzed the spatial temporal distributions of the air pollutants. And then we will investigate the correlation between the independent parameters. So in the second step, the spatiotemporal distribution of the air pollutants and the visualization. So we will analyze the spatiotemporal distributions of air pollutations using the satellite image collections. So in this step, we have used Google Earth Engine. So these are the level changes in the nitrogen dioxide, carbon dioxide, and sulfur dioxide. And you see the changes here. And also we have visualized these distributions using Google Earth Engine, like you see here. And also we have created graphical visualizations like that, and you can see here how the pollutants has been changed during the pandemic. Month by month, we have visualized this data. You can find the GIF image on the GitHub site provided in the full article. So these are the correlation between the independent parameters and the air pollutant concentrations. And you see here, for example, the relation between traffic index and the pollutant concentrations and the daily deaths and the pollutant concentrations, Google Community Mobility Values and the pollutant concentrations, and also the relation between the fuel prices, stringency index and restrictions, educations, the two logical attributes and between the pollutant concentrations. So the expected results, actually in many studies, similar studies in the literature, a decrease in the pollutant concentrations and an increase in the air quality have been observed during the COVID-19 pandemic. On the other hand, when we analyze the literature, we have seen that there are also studies in metropolitan cities where the opposite is observed also. And this situation actually is also possible for Istanbul because we know Istanbul is considered to be Turkey's largest metropolitan city, we know. And although a general increase in air quality was observed, it's possible to find that this increase is not related to the predicted independent parameters. So thank you. You can find the realizations, the results, the real results in the full article. It will be published in the Data Science Journal. Thank you for listening to us. If you have any questions, we can answer. Evet, böylece oturumumuzu tamamlamış olduk. Emre Bey, sonlandırıyor muyuz? Siz mi sonlandıracaksınız?